أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen dersimizde biliyorsunuz İsrail oğullarından bir hükümdardan, daha doğrusu bir peygamberden komutasında savaşıp cihad edecekleri bir komutan istemeleri üzerine başlarından geçen olaylar ve bu olaylarda bizim için alınabilecek ibret derslerinin bir kısmı da olsa üzerinde durmaya çalıştık. Bugünkü dersimizin göreceğimiz ilk ayet-i kerimesi olan 253. ayet-i kerime bize şunu anlatıyor önce. Hak ile batıl mücadelesi elbette insanlar vasıtasıyla müşahhas ifadesini bulur. Yani bu birbirine zıt iki değerin kendi arasındaki mücadele, bunların üstünlükleri veya galibiyetleri insanlar vasıtasıyla ortaya çıkan mücadeleyle gerçekleşir. Hak mücadelesinin önünde daima peygamberler ve peygamberlerin varisleri durumunda olan peygamberlerin ümmetleri ve o peygamberlerin getirdikleri İslam dininin ilim adamları, takvalı insanları, kısacası onların gösterdikleri yolda ilerleyen kimseler olurlar. Peygamberlerin kendileri ise ifade yerinde ise apayrı bir alemin insanlarıdır onlar. Onların kendi aralarında farklı özellikleri, farklı konumları vardır. Dedik ki peygamberlerin alemi ayrı bir alemdir adeta. Her bir peygamberin de başlı başına bir alem olduğu, yani bir dünya kadar tanınması gereken çok müstesna özelliklerinin bulunduğu, bu özellikleriyle ön plana çıkan bazı özellikleriyle de aslında insanlığa kıyamete kadar örnek olabilecek durumda oldukları da bilinen bir gerçektir. Bu sözünü ettiğimiz, bugünkü ilk olarak göreceğimiz 253. ayet-i kerime bize bu açıdan peygamberlerle hem özellikleri itibariyle hem mücadeleleri itibariyle bizleri peygamberlerle genel bir tanışma havasına sokuyor ifade yerindeyse. Tilke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. Aslında tilke uzaktaki varlıklar için kullanılan bir işaret ismidir Arapçada. Yani Türkçedeki şunlar gibi. Resuller niçin uzak bir işaret ismiyle söz konusu edilmiştir? Şundan dolayı. Onların durumları, seviyeleri peygamber olmayanlarla aynı değildir. Onlar peygamberlerle aynı düzeyde değildirler. Tıpkı gökteki bir yıldız gibi. Onu parıl parıl görürüz, apaydınlık görürüz. Karanlık içerisinde onun özel bir parlaklığının ve özel bir görünümünün olduğunu görürüz. Bu yıldız hem o koca karanlık içerisinde karanlığı delen ışığıyla bize ulaştığı için bize yakın, bize yol gösterici ve bize
yanı başımızdaki karanlıktan daha yakın, hem de mesafe itibariyle, üstünlük ve yükseklik itibariyle de bizlere çok uzak ve çok yükseklerde. Böyle bir özellikleri var peygamberlerin. İşte bu özellikleri dolayısıyla Cenab-ı Allah onlardan uzak işaret ismi olarak kullanılan tilke ile söz ediyor. Tilke ile onları mevzu bahis ediyor. İşte o rasuller faddalna ba'dahum ala ba'd. Onların bir kısmını diğer bir kısmından daha faziletli kıldık. Bu fazilet kayıtsız ve şartsız her alanda değildir. Yani bir peygamber bütün alanlarda ve bütün özelliklerde diğer bütün peygamberlerden üstün diye bir şey yoktur. Bazı yönleriyle diğer peygamberlerden farklı bir konumdadır, bir üstünlüğü vardır şeklinde anlaşılması gerekir. Nitekim ayet-i kerimenin her bir peygamberin veya örnek olarak zikrettiği bazı peygamberlerin bir takım özelliklerini söz konusu ederken bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Nedir bu üstünlük örnekleri? Görüyoruz. Minhum men kellemallah. Onlardan kimisiyle Allah aracısız, vasıtasız olarak doğrudan doğruya ne yapmıştır? Konuşmuştur. Örnek Musa aleyhisselam. Bir diğer örnek Muhammed aleyhisselatü vesselamın Cebrail ile değil de ve buna benzer bir başka vasıta ile değil de mesela Mi'raç'ta olduğu gibi doğrudan Allah'ın kelamını işiterek Allah'ın kendisiyle konuşması şerefine mazhar olması gibi. Ve rafa'a ba'dahum derecat. Ve onların bir kısmını da derecelerle yükseltti. Onların bir kısmını derecelerle yükseltti. Burada ifadenin özelliğine dikkat etmemiz lazım. İster peygamber olsun, ister peygamber ümmeti olsun, ister iman eden bir kimse olsun, ister kafir birisi olsun. Sahip olunan her bir değer, sahip olunan her bir kıymet, sahip olunan her bir üstünlük Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın bir bağışıdır. Peygamberler kendi kendilerine üstünlük sağladılar demiyor. Bir peygamber diğerine üstün oldu demiyor. Biz onların bir kısmını bir diğer kısmından daha üstün bir mevkiye çıkarttık ve yükselttik diyor. Tilke rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. İşte o rasullerin biz bir kısmını bir diğer bir kısmının üstüne faziletli kıldık, üstün kıldık. Minhum men kellemallah. Onlardan kimileriyle Allah doğrudan vasıtasız olarak konuşmuştur. Ve rafa'a ba'dahum derecat. Bazılarını da derecelerle yükseltmiştir. Ahirette onların mertebeleri diğer bazılarından, bazılarının mertebeleri diğer bazılarından üstün olacaktır. Nitekim dünyada da çektikleri sıkıntılar, karşı karşıya kaldıkları belalar, tebliğlerindeki ısrarları, süreçleri de birbirinden farklıdır. Mesela Nuh aleyhisselamın çektikleriyle diyelim ki Yunus aleyhisselamın çektikleri arasında fark vardır. Nuh aleyhisselamın sebatı ile Yunus aleyhisselamın sebatı arasında fark vardır. Musa aleyhisselamın çektikleriyle mesela çok çekmiş yine olmakla birlikte Şuayb aleyhisselamın çektikleri arasında fark vardır. Daha uzağa gitmeye gerek yok. Musa aleyhisselamın bir peygamber olarak imtihanı ile onun yanı başındaki kardeşi
Harun aleyhisselamın bir peygamber olarak imtihanı arasında mahiyet itibariyle farklılık olmuştur. Resullerin en faziletlisi, en üstünü Hatemül Enbiya Muhammed aleyhisselatü vesselamın ise her alanda faziletli olmasını gerektiren birçok özelliği vardır. Bunun için Peygamber aleyhisselatü vesselamın bu gibi özelliklerine dair, faziletlerine dair yazılmış olan müstesna ve farklı eserler vardır. Bunların en meşhurları, mutlaka duyanınız vardır en azından, Kadı İyad'ın Eşşifa Bitarifi Hukuki Mustafa isimli kitabıdır. Zannederim son zamanlarda belki Türkçe'ye de tercüme edildi. Yani kitabın adı Şifa ama ne için? Bitarifi Hukuki Mustafa. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hukukunu tanıtmak hususuna dair üzerimizdeki haklarını, ümmeti üzerindeki haklarını tanıtmaya dair kalplere şifa veren kitap. Gerçekten insanın kalbine rikkat veren, okuduğunuz zaman peygamber sevgisini aleyhissalatü vesselam galeyana getiren, hakikati hayata geçirmeye çalıştıran, ona doğru yönlendiren müstesna eserlerden birisidir. Aynı şekilde biraz geniş olmakla birlikte Zadül Mead'de de bu açıdan İbnül Kayyim el-Cevziye'nin çok yoğun malumat vardır. Peygamberlerin özellikleri, faziletli oluş bakımından özellikleri ayet-i kerimede sayılmaya devam ediyor. Ve âteynâ İsa ibn Meryem'el beyinât. Ve biz Meryem oğlu İsa'ya da beyinatı verdik. Apaçık belgeleri, apaçık delilleri, mucizeleri verdik. Onun peygamberliğinin tartışılmaz olduğunu ortaya koyan açık ve seçik deliller verdik. Her bir peygamberin böyle delilleri vardı. Bunlar hem mucize, hem ahlaki yaşayışları, hem Allah'tan aldıkları ve getirdikleri tebliğler, hem de ümmetlerini kendisine davet ettikleri müstesna mesajlarıdır. Peygamberlerin getirdikleri tebliğin dışında hiçbir mucizelerine aslında gerek yoktur. Peygamberlerin getirdikleri tebliğin ta kendisi başlı başına bir mucizedir. O getirdikleri tebliğin ihtiva ettiği tertemiz pırıl pırıl tevhid inancı başlı başına bir mucizedir. Peygamberlerin beşeriyete telkin ettikleri, onları Allah'a ulaştıran, Allah'a bağlayan müstesna ve doğru ibadet yolu, her türlü şirkin şaibesinden, hurafesinden, bid'atinden, dalaletinden kurtaran, o tevhide paralel ve tevhidi tahkik eden ibadet şekilleri başlı başına bir mucizedir. Peygamberlerin bütün insanları, kavimlerini, ümmetlerini davet ettikleri müstesna ve yüksek ahlak başlı başına bir mucizedir. Peygamberlerin getirdikleri insanlar arasında hakkı ve adaleti ortaya çıkarmaya ve gerçekleştirmeye yönelik olan şeriatleri, hukuk sistemleri başlı başına bir mucizedir. Peygamberlerin getirdikleri tebliğin dışında esasen ayrıca bir mucizeye ihtiyaçları yoktu. Fakat insanlığın, kafir olanların, inkar edenlerin inkarda en ufak bir mazeretlerinin kalmasının dahi önüne geçmek için Cenab-ı Allah ayrıca olur ya tevhidin mucize oluş yönünü idrak edemeyecek kadar akılları kıt olabilir. Nitekim çok bu insanlar. Peygamberlerin getirdikleri o müstesna ibadetin insanları halikleriyle irtibatlandıran o büyük ibadet nizamının yüceliğini, halis tevhidi esas alan o ahvalini idrak etmekte zorlanabilirler. Bunu fark edemeyebilirler. Peygamberlerin getirdikleri ahlakın kendilerinin yaşamakta oldukları ahlak ile
sefil ahlak ile kıyas edilemeyecek kadar yüksek ve muazzam olduğunu idrak edemeyebilirler. Peygamberlerin getirdikleri kanunların, şeriatın ve nizamın, kendilerinin kanun, şeriat ve nizamları beş para etmez, o kanun ve şeriat ve nizamları karşısında ne kadar yüce ve mükemmel olduğunun idraki içerisinde olmayabilirler. Bunların bu idrak edemeyişleri, bu kıt akıllılarının da yarın Allah'a karşı "Ya Rabbi biz onların peygamber olduklarını anlayamadık" demelerinin önüne geçmek için ayrıca Cenab-ı Allah onlara risaletin dışında, getirdikleri tebliğin ve mesajın dışında da neler vermiştir? Müstesna imkanlar ve mucizeler vermiştir. Bu maddi mucizelerle o peygamberlerin nübüvvetleri, risaletleri açık ve seçik bir şekilde ve tartışılmaz olarak ortaya konulmuş oluyordu. Onun için Cenab-ı Allah İsa Aleyhisselam'ı söz konusu ederken onun ile ilgili biraz daha, bir öncekine göre biraz daha tafsilatlı, kimileriyle Allah konuştu. O bir mucize, müstesna bir özellik. Meryem oğlu İsa'ya apaçık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Bir defa İsa Aleyhisselam'ın babasız olarak dünyaya gelmesi başlı başına bir mucizedir. Ama bunu idrak edemeyen zavallı Yahudiler ve onların arkasından giden diğer kefereler, haşa, o tertemiz Meryem Aleyhisselam annesine iftirada bulundular. Oysa bu İsa Aleyhisselam için bir mucize, Cenab-ı Allah için de bir kudret göstergesiydi. Cenab-ı Allah için hiç fark etmiyor. Aynı insanı kimi zaman topraktan yaratır, kimi zaman anne babadan yaratır, kimi zaman da babasız anneden yaratır. Onun için böyle yaratmak ile böyle yaratmak ile öbür türlü yaratmak arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi müsavidir, eşittir. Birbirine eşittir. Ona bundan dolayı Cenab-ı Allah ayrıca apaçık deliller verdiğini zikrediyor. Ve onu Ruhul Kudüs ile teyit ettik, destekledik diyor. Ruhul Kudüs, kutsal ruh demek, mukaddes ruh demek, her türlü pislikten, kötülükten arınmış ruh demek. Bu Cebrail Aleyhisselam olarak da yorumlanmıştır. İsa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah'ın Cebrail'e emriyle, nefha ile bir üfürme neticesi yaratılması olarak da anlaşılmıştır. Önemli olan şöyle veya böyle olmasında ziyade Cenab-ı Allah'ın onu desteklediğini bilhassa ifade buyurmuş olması ve Ruhul Kudüs ile onu desteklediğini, onu güçlendirdiğini, pekiştirdiğini ifade etmesidir. Peygamberler geldiler. Peygamberler geldiler. Tebliğlerini getirdiler. Peygamberlerin tebliğlerini getirmekle birlikte insanlar ikiye bölünmüştür her zaman. Her zaman insanlar ikiye bölünmüştür. İman edenler ve etmeyenler. Peygamberlerin getirdiği şeriatı ve tebliği doğru kabul edip onun safında yer alanlar ve ona karşı duranlar. Peygamberlerin davasını diğer insanlara da ulaştırmak için ellerinden gelen her imkan ile mücadele edenler, tam bunun zıttı ve tam bunun karşısında olmak üzere ellerindeki her türlü imkanı da peygamberlerin davası karşısında engellemek üzere kullanmak isteyenler ve bu konuda müminlerin gayret ve çalışmalarının tam aksi gayret ve çalışmayı ortaya koyanlar. Bu ayrım bir noktadan itibaren
çatışmaya dönüşmüştür. Bu tarih boyunca böyledir. Hayalperestlerin düşündükleri gibi bir gün gelecek, dünyada, efendime söyleyeyim, katıksız sulh ve sükun gerçekleşecek. Bu bir rüyadır. Ütopyadır. Dünyada böyle bir şey olmaz. Hak olduğu sürece, batıl olduğu sürece mücadele devam edecektir. Hakkın hakim olmaması halinde böyle huzur ve sükun zaten olmaz. Çünkü batıl zaten birbiriyle sürtüşür ayrıca. Batılın bir araya gelip ittifak ettiği veya batıl türlerinin bir araya gelip ittifak ettikleri tek bir nokta vardır. Hakkın karşısında olmak. Batılın başka ittifak ettiği başka bir yeri, başka bir noktası yoktur. Dolayısıyla bizler herhangi bir şekilde, kapatayım şunu da, Ramazan dolayısıyla arayan soran oluyor. Dolayısıyla bu peygamberlere iman edenlerle peygamberlerin karşısında yer alanlar bir noktadan itibaren çatışmaları, mücadeleleri ve savaşmaları kaçınılmaz oluyor. Bu her peygamber hayatında olmayabilir veya her peygamberden sonra olmayabilir ama böyle bir mücadele ve çatışma da kaçınılmazdır. Çeşitli boyutlarıyla. Onun için bundan sonraki ayetin bundan sonraki devamında Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve lev şâellâhu maqtetelellezîne min ba'dihim min ba'di mâ câethumul beyinat. Ayet-i kerimelerin ifadeleri çok dikkat çekici. Çok ibretli ve çok anlamlı. Mealen önce bu bölümü verelim. Eğer Allah dilemiş olsaydı, kendilerine apaçık deliller, belgeler gelmiş olduktan sonra, o peygamberlerden sonra gelenler birbirleriyle kıtal etmeyecek ki, birbirleriyle savaşmayacaktı. Savaşma ne zamandan sonra oluyor? İki şeyden sonra oluyor. Bir, peygamberlerden sonra. İki, peygamberler vasıtasıyla onlara apaçık deliller ve belgeler geldikten sonra. Oysa peygamberlerin gelişinden sonra, peygamberlerin dava ve davetlerini anlatmalarından sonra, sunmalarından sonra insanların hakkı kabullenmeleri gerekiyordu. Peygamberlerin apaçık delillerle doğru ve haklı olduklarını ispat etmelerinden sonra insanların ikiye ayrılmamaları gerekiyor. Ama öyle olmadı. Az önce belirttiğimiz gibi insanlar, tasdik edenler ve etmeyenler, iman edenler ve etmeyenler, peygamberlerin safında yer alanlar ve onların karşısında duranlar, hak ehli ve batıl ehli, iman ve küfür ehli olmak üzere iki safa bölündüler. Ve bunlar birbirleriyle savaştılar. Ama onlara deliller geldikten sonra savaştılar.